Açık denizlerdeki rüzgar türbinleri yenilenebilir enerji için hayati bir öneme sahip. Fakat şiddetli fırtına ve yağmurlar türbinleri paslandırıyor ve enerji üretimlerini düşürüyor. Danimarka'da bulunan Rüzgar Enerjisi Teknoloji Merkezi'ndeki araştırmacılar pervanelerin performansını arttıran yenilikçi bir kaplama sistemi geliştirdi. Look at this. This is an aluminum sample. Şuna bakın, bu yağmur damlaları yüzünden tamamıyla parçalanan alüminyumdan bir parça. Bu deneyi iklim şartlarını yapay şekilde oluşturduğumuz merkezimizde yaptık. Burada pervanelerin üzerindeki materyalleri ve uygulama yöntemlerini test ediyoruz. Son olarak bunun yerine yeni bir kaplama malzemesi geliştirdik. Okyanus yağmurlarıyla yaptığımız testlerde malzemenin 5 kat daha dirençli olduğunu gördük. Avrupa Birliği projesi Wind Trust, rüzgar türbinlerindeki üretim masraflarını düşürmeyi hedefliyor. Poliüretan kaplama gibi yeni malzemeler üzerinde çalışan uzmanlar paslanmanın etkileriyle mücadele ediyor. Bu yeni kaplama piyasadakileri oranla 5 yıl daha uzun ömürlü. Özellikle çürümeye karşı son geliştirilen malzemeler ve teknolojiler bakım masraflarının düşmesine yardımcı oluyor. Ulaşılması çok zor olan açık denizdeki rüzgar pervaneleri söz konusu olduğunda bu bakım masrafları hayati öneme sahip. Veriler rüzgar türbini pazarının Avrupa'da hızla büyüdüğünü gösteriyor. Kıta elektrik ihtiyacının %11,4'ünü rüzgar enerjisinden karşılıyor. 2015'te Danimarka elektrik ihtiyacının %42'sini rüzgardan elde etti.